Onu tam kestiremedim mesela. Oğlum lan ne oluyor ya? Bu nasıl bir özellik oğlum? Uçtum lan. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Pinhead gelmişken gameplay'ini çekmezsek olmaz. Bugün ilk defa Pinhead oynayacağım. Bakalım güçlü mü, güçsüz mü, nerelerde güçlü, nerelerde güçsüz, bunları anlamaya çalışacağız. Kulağım sende perk hariç, diğer 3 perk Pinhead'in kendi perk'ü. Bir önceki gün attığım güncelleme videosuna gidip görebilirsiniz. Perk'lerin açıklamasını uygulamalı bir şekilde. Eklenti olarak parıltılı out kutusu attım. Kurbanların zincir barı dolmadıysa eğer, kutunun 16 metre yakınına girene kadar görmüyorlar. Yani uzaktan kutuyu görüp yanına gidemiyorlar. Diğeri de yağlı siyah mercek. Özelliğimizi bir kurbana tutturduğumuzda 6 saniyeliğine açığa çıkıyor bu kurban. Hadi bakalım Pinhead Reis bizi diskoya götür. Gençler, burada maçı yemin ediyorum bir 40 dakika falan bekledim. İnanılmaz zor lobby buluyor killer'da. Dolayısıyla bu video maksimum 2 maç atabilirim. Öyle 3-4 maç beklemeyin. Video süresi kısa olacak yani normale göre. Fakat sözüm olsun, killer oyuna eklendiği zaman hızlı hızlı maç bulacağı için en az 4 maçlık bir videosunu atacağım bu katilin. Ooo, Reis selamın aleyküm. Biraz zor özelliği bu arada ya. Özelliği tutturması gerçekten biraz zor. Bol bol özellik kullanmaya çalışacağım. Iskalasam da tuttursam da sıkıntı yok. Jeni bitirmişsiniz. Yavaş be kankam. Yavaş be kankam. Tesso buradayız be kankam. Görmedin mi sandın lan it? O yüzden arkadaşlar amacımız kazanmak olmayacak. Yani kazanmak olacak ama birincil amacımız bol bol özellik kullanmak. Bol bol şey yapmak. Şuraya mesela bir özellik. Ak, çok zor özelliği ya. Biraz daha iyi atmamız lazım. Özelliği harbiden bayağı zor. Kanka yeter be Steve. Sal oğlum bir jeneratörleri. Şöyle Steve'e doğru. Hop. Steve'i tuttuk. Steve'i tuttuk. Tamam, zaman kaybettik. Atlasa bile. En azından zaman kaybettirdik. Biz etmedik. Zamanı o kaybettik. Oo, hala tutuyor zincirler. Otomatik zincirler sanırım. Dedat falan var mı? Çok iyi. Steve'in tek işi rush yapmak olduğu için. Tabi loopta çok bir şey yapamadı. Şimdi jam bitince öbürü yüksek jam da kapatıldı. Hangi jam olduğunu görmedim orada. Ona biraz daha dikkat edebilirdim. Kapatılan jam beyaz gözüküyor çünkü bize. Bir de Mori'm yok. O çok üzdü beni. Mori'yi gördün, yapamadım. O gerçekten beni çok üzdü. Üstteki jeneratör yine... Nereye koşuyorsun Kanks? Nereye koşuyorsun Kanks? Hohoho! Felix kardeş! Sen de biraz jeneratçı gibisin ha? Ne yaparız seni? Orada da birini gördüm, orada da birini gördüm. Sıkıntı yok. Şöyle... Oy, nesnelerden geçmiyordu, onu unuttuk. Ulan Yamaoka'da biraz sıkıntı oldu. Yine bir tane jeneratör bitirdiler. Arkadaşlar test server'da olduğunu bilmiyor galiba. Ona izin vermem be kankam. Keşke loop'ta da biraz iyi olsanız. Jende iyi olduğunuz kadar ama sıkıntı yok, canınız sağ olsun. Yeterince özellik atalım, yeter bizim için. Özelliği bu arada gerçekten zor. Özelliğin tek avantajı şu. Bu arada üstteki jeneratöre gideceğim. En çok yüzdesi olan oymuş. Özelliğin avantajı şu. Sınırsız gibi bir şey yani. İstediğiniz kadar bekleyebiliyorsunuz. Blight gibi falan hemen kullanmanıza gerek yok özelliği. Nedir bu jeneraj aşkı? Rank falan almıyorsunuz burada, haberiniz olsun. Bak Steve'e bak, bak, bak. Bir morim olsaydı. Adamın hiçbir şeyden haberi yok ki anasını satayım. Bir morim olsaydı. Sana gönlümü gösterdim. Lan nereye gittin? İptal et. Steve'in hiçbir şeyden haberi yok ki arkadaşlar. Steve'in. Steve'in. Aa lan. Oğlum onu nasıl vuramam ya? Gerçekten bak. Bak Steve. Dedart medart var mı? Zaten 60'tır herhalde. Ki yok diye biliyorum. Anan aldım, flash attı. Şerefsize bak lan, flash attı anasını satayım. Oy, kutuyu çözüyor, gidemedik. Gel vurayım bir tane, gel. Bu David'i ilk defa görüyoruz. Bu da rushçılardan galiba. Bu da galiba rushçılardan. Oğlum neden bu kadar zorsun ya? Bir de zorluğunu geçtim. Yamaoka geldi ya. Sanki bir tık sıkıntıda gibiyiz. Müthiş prefer gerçekten Ahmetciğim. David de bir yerlere sıkışıyor ediyor. Biraz özelliği kullanmaya biraz daha çaba göstermem lazım. Yapamıyorum arkadaşlar, yardım edin. David kardeşimsin, alayım. Kardeşimsin, alayım oradan minik şeyi. Ne? Lan oğlum. Ya gerçekten bak, ben olsam orada düşmüştüm ya. Ben olsam düşmüştüm ya. Kankacım yani bir tane daha can bitiyordur bu sürede. Kankam çok boş hasar alacaksın, haberin olsun. Neyse sıkıntı yok. Şöyle bir hasarımızı verelim. Şimdi özelliği kullanmaya çalışacağım ikinci de. Şöyle şuraya.
Oradan ha. Sonunda ya. Sonunda ya. İkinci tutturuşum. İşte böyle açık alanlarda tutturdunuz mu da adamın bütün şeyini kesiyorsunuz yani. Gidecek bir yeri kalmıyor. Bakalım Dead Art var mı, atabilecek mi? Hop vurdum. Tabii ki de Dead Art'ı olmaz olur mu? Dead Art'ı olmaz olur mu bir kurbanın ya? Flashçı Felix'imizde. Ekmeğinde ama bir şey yaptırmadık. Güzel. Oy, otomatik zincirler, otomatik zincirler. Lan ne oldu anasını satayım? Hani nesneler içinden geçmiyordum. Şeyin içinden geçti. Ne oldu, fener tutamadın mı lan? Arkadaşlar otomatik zincirler gerçekten çok iyi. Bu arada hiç kutuyu falan da alamadık. Otomatik zincirler bitiriyor bu işi hocam. Bu arada dur bakayım mı kutuya? Ha, gidemiyorum. Şöyle çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yine de volt atabilir. Ama birazcık olsun oyaladık diyebilirim. Yanlış taraftan loopladık ama vurur muyum? Vuramam. Çok iyi. Tamam. İşte böyle spotlarda da olayımız güzel. Güzel. Yavaş yavaş ısınacağız arkadaşlar. Fakat zorlanıyorum. Şu an gerçekten zorlanıyorum. Dürüst olmalıyım. Yeter artık be. Kim lan buradaki? Aa, yaralıyız bir de. Bir de yaralıyız reis. Senin de derdin vardı. Güzel de dert galiba. Araya sıkıştım. Şimdi o zaman diğer tarafa doğru gideceğiz. Felix'i aldılar. Orada bir cenraş girişimi olabilir. Oo! Steve Bey'e şöyle özelliğimizi bir tık bok gibi attık. Steve'cim seni alırız gibi be. Oy, otomatik zincirler, otomatik zincirler. Steve'in bir şeyden haberi yok gibi çok. Çok bir şeyden haberi yok gibi Steve'in. Şimdi seni buraya bir yere kilitlememiz lazım. Nereye kilitleyebiliriz? Ananı satayım. Ne oluyor lan, öbür map'e gidiyordum. Hohoho, kral seni de bulduk yine. Ne diyorsun? Tamam, bağladık. Devireceğim mi paleti? Devireceğim tabii ki de. İşte böyle uzak veya orta mesafe yerlerinden şey yaptım mı da bir işe yaramıyor. Bak Allah'ın belasına bak. Bak. Yaralı orada takılıyor bak. Düşüreyim mi lan seni de? He? Ne yapayım ben şimdi sana? Çok iyi, çok iyi, çok iyi atış, çok iyi atış. Çok iyi atış lan. Kanka bu adam hile mi ya? Ne oluyor oğlum? Lan ne oldu? Oğlum inşallah bug'a girmem bak. Aldım sırtıma. Bak bug'a girmeyeyim. Bug'a girmeyeyim bak. Keşke bu arada ilk diğerini alsaydım. Onu daha erken düşünmüştüm. Şimdi onun recover bar'ı fullenmiştir. Ki aynen yerden kaldırdılar. Hata yaptık. Ya bu yaptığım hataları da hep yaptıktan sonra fark ediyorum. Gerçi hata dediğin zaten yaptıktan sonra fark edilir. Oğlum. Çok iyi be. Tamam çözüyoruz oğlum yavaştan ya. Sen rahatta kalsana. Sen rahatta kalsana ya. Çözüyoruz yavaştan yani. Yapma be oğlum. Volt atacak sandım ya. Oy! Bu öldü mü? Ne oldu? Hadi birileri olsun artık be. Seni öldürdük. O jam bitti. Bu kapandı. En yüksek buymuş ondan sonra. Okey. Felix'i mi gördük orada? Bir tık Felix'i gördük derken David'i de. David'i indireyim ben hocam. David'i indireyim ben. Şöyle hızlı aldık. Felix yetişir mi? Yetişmez. Yok öyle bir şey. Devam et. Devam et babacım. David de öldü. David bu arada bir değişik. Sanki yaralı değildi. Ben anlamadım bu adamın sorunu ne ya. Ben açılsın, şuna da vuralım bir tane. Aha. Felix'e otomatik zincir attığı için info da aldım bir yandan. İlla tutmasına gerek yok. Felix'in infosunu da almış oldum. Ah, tabii. Çok zor. Çok. Şuradan voltumuzu atalım. Üşendim biliyor musun Felix? Ya o nasıl değmez o ya? Oy çok iyi atış ama işte bu kadar uzaktan attınız mı da bir işe yaramıyor arkadaşlar ya. Gerçi otomatik. Ay ne oldu lan? Eyvallah. Teşekkür ediyorum Felix'cim teslim olduğun için. Otomatik zincirler müthiş bir şey bu arada. Benden daha fazla iş yaptılar ya. Şu barları doluyor ya. Barları dolduktan sonraki otomatik zincirler benden daha fazla iş yaptı anasını satayım. Ben zinciri çok fazla kullanamadım ama zor. Gerçekten zor. Yani uzaktan şey gözüküyor. Abi onu da tutturursunluk gözüküyor ama öyle değil. Vallahi değil. Son adam burada bir yerde vardı sanki. Az önce bir şey patlattı. Oynayınca anlarsınız. Hiç gerçekten gözüktüğü gibi değil. Kardeşim! Şimdi seni bundan sonra full özellikle öldürmeye çalışacağım. Bak şimdi mesela atsam ve yakalasam ne işime yarayacak acaba? Ne kadar işime yarar yani? Onu anladın mı? Onu tam kestiremedim mesela.
Oğlum lan ne oluyor ya? Bu nasıl bir özellik oğlum? Uçtum lan. Hah, şimdi mesela kilitledim seni oraya. Volt attım. Ne yapacaksın? Dedardım var. Attın dedardı. Bir şey çıkmaz. İşte böyle spotlarda da güçlü, anladınız mı? Ama işte o zinciri ıskalarsanız bütün avantajınız gidiyor. Ki tutturması çok kolay da değil. O yüzden ben tam güçlü mü güçsüz mü anlayamadım arkadaşlar. 4-4 yaptığıma bakmayın. Bence iyi oynamadım. En sevindiğim nokta herkesi 3'er kere astım. Kimse ilk asası strike'la falan geçmedi. Emek emek kazandık maçı. Ama ikinci maç özelliğini biraz daha güzel kullanmaya çalışacağım. İlk maça veriyorum. GG. Godum'un oyunu maç bulana kadar uyumuşum ya. Haritayı bu arada kurbanlar attı. Ki bence benim için iyi. Kötü harita olduğunu düşünmüyorum, açık. Ama şu ağaçlar işte biraz sıkıntı. Neyse, daha mantıklı yerlerde özelliğimi kullanmaya çalışacağım. Bir önceki oyuna göre. Yukarıda birisi var. O yukarıdaki vatandaş. Eceline susadı, ben söyleyeyim. Selamın ello. Sana bir tık vurdum gibi. Paleti de devirdin, çok iyisin. Dedemi de gördüm. Dedeyi mi kovalasak? Birisi sandık açıyor ama nerede? Burada açıyormuş sanırım, aşağı atladı aynen. Şimdi mesela şöyle. Aynen bak, mesela buralarda işte böyle açık alanlarda çok işinize yarayabiliyor ama yine de paleti buldu ya. Tamam, otomatik zincirler, otomatik zincirler. Dedat falan var mı? Hocam, hocam. Tamam, çok iyiyiz. Şimdi dede şeye geliyor gibi. İptal edemedim. Otomatik zincirler zaten tutuyor. Çok iyi, otomatik zincirler müthiş bir şey bu arada. Yemin ediyorum müthiş. Orada bir tane daha flash var inşallah. Ona denk gelmeyiz. Gelmedik, güzel. Beyaz kancaya götürebilir miyim? Götüremem şu an. O zaman dedeyi de bindirelim ya da dur bakalım. Leon'a ışınlanalım. Işınlanmayı da ilk defa kullandık sanırım. Leon'cum selamlar. Kanksım, sana bir tane indirelim bakalım. Temizinden şöyle. Ardından önüne doğru bir yere ışınlanmaya çalışacağım. Biraz açıma gir şöyle. Yakaladım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi ya. Çok tatmin edici. Ama bazen şu bug'lara girmese keşke. Bak adam ayakta kaldı, anasını satayım yani. Adamı kucakladım, anladın mı? Sırtımı almış gibi oluyor. Neyse. Olur o kadar diyelim. Daha test server. Bu arada bu jump perk'ü meta'ya girebilir. Bilmiyorum ama gerçekten bence çok işlevli bir perk. Dedeciğim selamlar. Oradan boş yapma bana. Adamlar jump bitiriyor, anasını satayım. İptal et. İlla ikileyim seni değil mi? İlla ikileyeceğim seni. Öküz gibi gideyim. Diğer can nerede kapandı bu arada? Şuradaki, ilerideki, tamam. Şuradan önüne çıkabilir miyiz bunun? Bu ne yapıyor ya? Niye deli gibi oynuyor bu, anasını satayım? Deli dana gibi her şeyi devirerek oynuyor. Ya çok zor ya. Gerçekten çok zor ya. Bunun hiçbir şey bununla değil ki. Ben anlamadım, bu ne yapıyor ya. Selamlar. Şöyle kafamı gömeyim ki. Merhabalar dedeciğim. Burada bir yerde de iz varmış. Birileri var burada da, ha. Dedemiz varmış. Tuttur oğlum artık şunu be. Aha. Ne yapıyorsun lan? Otomatik zincire yakalanmış, anasını satayım. Bak, bak harekete bak, bak. Bak kaldı böyle. Şu adam o an yerde yani, şu adam. Şu an. Yanlış mı dedim lan? O adam şu an yerde. Heh. Şimdi oldu. Ya dedem. Oy 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 oy. Zeka dolu bir atış geldi. E ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Buradaki palet de yok. Dedart medart varsa at, kurtul. Güzel. Dedeyi alalım, dedeyi alalım. Bu bir çıksın, tamam. Öbürünü kaldırdılar zaten. Öbürünü kaldırsınlar. Bu bir aradan çıksın. Şimdi o tekrar yüksek olan jeneratöre gidelim. Oo! Otomatik zincirler burada bir kurban olduğunun infosunu bana verdiler. Bu arada kutuya gidelim ki... Ya zaten her türlü açıyor, ben gittiğimde de açmış sayıyor. Tam ne işime yarıyor gitmek bilmiyorum ama... Yapma be oğlum. Seni zincirlesek mi ya? Ya da neyse, gel düşürelim. Şimdi maçı satarız falan. Ya dede, bir akıllanmadın be, hala üstüne çekmeye çalışıyorsun, anasını satayım ya. Çok yakındı, çok yakındı. Kıracağım var ya senin kafanı. Heh. Hadi gel bakalım, hadi kaç. Lan nasıl kurtuldu o kadar hızlı? Oh, Allah'tan paleti de veremedi. Ne kadar hızlı kurtuldu lan. Oho Seya. Lorian'ım. Merhabalar. Efendim, ben de tam sizi bekliyordum. Ne kadar salak bir gameplay tarzınız var efendim.
Ama dediğim gibi gerçekten bir oynayın, sonra yorumunuzu yapın. Bence zor. Özelliğini kullanması gerçekten zor. Hoho, dedem selamlar. Dedemse ya. Yok, yemem ben onu. Onu yiyebilirim belki. Onu da yemedim. Flashçı ablamızı kaldırmışlar mı? Kaldırmamışlar. Ya bak, şey olmuyor böyle. AK'de sprey atıyor gibi düşünün. Düz gidemiyorsunuz. Bir şekilde sizi yamultuyor. Onun nedenini tam şey yapamadım. Heh. Güzel. Ablacım selamlar. Bak kutuya bak, deminden şimdiye geliyorum. Bak yapma. Şimdi Leon üzerinde biraz deneyelim bakalım özelliğimizi. Attık buraya. Tamam. Sakin olmak gerekiyor biraz. Volt atmasaydım belki daha iyiydi ama. En azından yavaşlattık. Bir tık daha deneyelim şöyle. Oo, bu sanki değmişti ama biraz yukarı kalktık o yüzden galiba. Leon da anasını satayım. Bütün mind game'leri şeyleri her şeyi yiyor bak. He? O neydi? Leon da teslim oldu arkadaşlar artık. Yani güzel. Vallahi yorumumu dürüst yapacağım. Özelliğini kullanması zor. Bunu belki 20. değişim ama gerçekten bir girip deneyin. Ve tutturduğunuz zaman öyle ahım şahım bir avantaj elde etmiyorsunuz. Biraz da Laurie ile oynayalım bakalım. Yine Leon'u bulduk, anasını satayım. Neyse, güzeldi. Yani bak mesela. Yanında bir spot olsa. Otomatik zincirler olmasa ben bu adamı şu an yakalayamazdım. Zaten spot varmış sanırım yanında. Bir tık daha birkaç bir şey değişebilir yani. Şöyle. Yani. İşte dediğim gibi tutturursanız. Öyle müthiş bir avantaj sağlamıyor size. Ama mesela bir örnek vereyim. Şu tarz bir spotta mesela tutturduğunuzu varsayın. Adamı kilitlediniz buraya bir yere. Çok rahat bir şekilde avlarsınız. Yani şey katil olduğunu düşünüyorum. Böyle spot katilleri olur ya. Mesela dümence bazı spotlarda çok güçlüdür. Bazılarında çok güçsüzdür. Çünkü bunu dojlaması da çok kolay. Ben bu katil videosunu çekmeden önce ekiple Survivor oynadık. Yani bu katile karşı oynadık. Ve dojlaması çok kolay. Yarın da o videoyu izlersiniz zaten. O yüzden birkaç değişikliğe bence uğraması lazım. Özelliği daha kolay olabilir. Veya tutturduktan sonra size biraz daha fazla avantaj sağlayabilir. Bilmiyorum. Ama ben ileride Blight gibi Killer'ın nasıl oynanacağı çözüldükten sonra güçlü olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.